Herkese yeniden merhabalar sevgili balık burçları 6-12 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hayırlısı uğurlusu en mutlusu sizler olun diyelim. Yüzüm gülüyor yüzüm gülüyor yüzümün neden güldüğü belli. Ay bu haftada bende böyle bir şey <laughs> başladı. Yani bilmiyorum belki bu haftaya dair güzel bir hissiyat olduğundan olabilir. Özellikle belirli burçlarda ki bunlardan bir tanesi sizsiniz sevgili dostlar. Yüzüm gülüyor diyorum ki ay çok yani mutluyum yani bazen şarkı söylesim geliyor diyorum bazı burçlara. Sizin için de duygularım çok güzel. Şimdi şu tarafa doğru bir patlama oldu. Bu tek bir şeydir. Gelecek. Şimdi bu gelecek bu arada benim tahmin ettiğim değil sizin. İnşallah bir iki seneye kadar şöyle bir olay olur. İnşallah evimizi arabamızı alırız, evleniriz, şöyle şöyle mutlu oluruz. Birkaç ay sonra güzel bir sınavımız, işimiz, mahkememiz var. İnşallah hayırlı bir işte ameliyat olur. Yani böyle güzel iyi dileklerle sizin kendinizin geleceğe dair bir atamanız varsa, bir düşünceniz varsa bakın buradaki düşünceler tek tek çıktı. Şu, şu, şu gördükleriniz, şu ona keza düşünce. Şurada çok güzel bir kalbiniz var. şimdi kaldırmak istemiyorum. Kaldırırsam çünkü çok bozulacak gibi. O yüzden bütün terbiye herhalde buraya gelmiş. Şimdi bakacağım. Bütün terbiye tabakta kalmış. Çok güzel bir kalbiniz var. Neye niyet ettiyseniz aklınızdan, kalbinizden, yüreğinizden kim ya da neler geçiyorsa kabul olsun. Şu iki tanesi de arkadaşlar balık ve gelmek üzere. Düşüncelerinize bakın çok paralel geliyor. Para düşündüm para gelir. İş düşündünüz iş gelir. Aşk düşündünüz aşk gelir. Yani başarı düşünürseniz başarı gelir. Ama şunu söyleyeyim kötü şeyi düşünürseniz onu da çağırırsınız gelecekten. Birazcık dediğim gibi bu dönemde iyi şeyler düşünmeye gayret edelim. Diyeceksiniz çok zor. Evet kabul ediyorum. Bazen hani zorlu durumlarda iyi nasıl düşüneyim denebiliyor. Ama düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel. Ama şurası bir gitsin. Nerede burası? Aa yok gelsin. Sol olsaydı at, çıkartacaktım yani kalmasını istemiyorum diyecektim. Ama ay şurada bir kedi var. Bana gülüyor. <gülüyor> şu kulaklara bakın, gözlere bakın, şu tatlı ağzına, burnuna bakın. Yani bana öyle geliyor arkadaşlar. Ben burada tatlı bir kedi suratı görüyorum. Değil mi? Tabii ki kalkıp da şekil olmasına gerek yok. Suratı var sadece. Şimdi arkadaşlar öncelikle kedinin varlığı ki zaten sağ tarafta size psikolojik anlamda Manevi anlamda çok büyük desteği bulur. Ha bu manevi destek size, yuvanıza para getirir o ayrı. Ama sözü lafı dinlenecek olan bir insan var. Yani şu kişidir bu kişidir demeyeceğim ama adında soyadında T harfi olan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Ve hani sıkça görüştüğünüz bir insan öyle ayda yılda bir konuşuyorsunuz değil. Baya baya hani bir şey anlatsam bana kalkıp da aa ne kadar kötü düşüncelisin demez. Benimle güler, kahkaha atar Komik bir yorum yapar, geçer, beni eleştirmez diyeceğiniz bir insan, Hanedan de olabilir. Bakın, şimdi hemen bunun altında bakın, toplu bir şey var, toplu para, toplu iş, ne dilediyseniz o geliyor diyebilirim. Gayet güzel, ama dediğim gibi bir kişinin böyle sanki size verdiği bir tavsiye sizin de tabii ki aklınıza yatarsa ki burada öyle görünüyor, yeni bir bakın yola sürece, sanki giriyor gibisiniz. Ee, hani akıl akıldan üstündür gibi bir laf var ya aynı onun gibi. Yani sanki sizin kafanızdakilere onaylaması sizin bir şey yapmanıza yetiyor. Ve yeni bir süreç var. Bakın arkadaşınızla konuşursunuz çocuğunuz için uygularsınız. Aa valla gerçekten derslerinde hani daha iyi oldu. Aramız eşimle düzeldi. Valla arkadaşım işte ailemin insanı sağ ol diyebilirsiniz. Böyle bir olay. Ama toplu bir şey de var burada. Yani toplu bir aşk, sevgi, belki toplu bir şey bir şeylere katıl hadi diye sizi böyle bir şeylere davet edebilir. Bunun gibi düğüne davet edilebilirsiniz. Toplu alanlar, toplu bir şeye girmekle alakalı bu kişinin yönlendirmesi olabilir. Yani bir kazanç var burada onu söyleyeyim. Onun dışında hanenin içerisi çok çok temiz görünüyor. Yalnız arkadaşlar sadece şunu söyleyeyim. Birazcık hastalık durumu görünüyor. Bu ekstradan bilinmedik bir şey değil. Geride bakın farkındaysanız yani zaten hali hazırda. ne varsa ya ay evet şekerim var her zaman. İşte evet hep cildimde işte problem yaşıyorum. Kuruluk problemim var. Ya yatanımız zaten var. Bununla alakalı bir durum varsa bakın artık arka planda kalmış. Ama bu hafta değil de sanki ayın biraz daha yani 12'sinden sonra 21'ine doğru biraz daha. Tam 21'i de değil. Yani 18'i, 17, hani biraz daha civarlar ama 21'ine doğru bir sağlıkla alakalı doktor, doktora gitme, böyle bir e, gidip bir tahlil yaptırayım, bunun gibi bir şeyler, ay kremin bitmiş gideyim işte kuruluk kremini alayım, bunun gibi bir durumunuz olabilir. Onu da söyleyeyim yani biraz hastalıkla alakalı böyle bir yenilenme, bir şeyleri değiştirme, e, tekrar bir kendinizi gösterip bir kontrol olayınız olabilir. Devam ettiğimde çok fazla surat var. Ne kadar surat o kadar çok sizin karakterinizin değiştiğini gösterir. Yani o kadar çok insan değil o kadar çok karakter değiştirdiğinizi gösterir. Normalde ikizler burçları için çok karakter değiştiriyor. İşte çok iki yüzlü bilmem ne denir. Ama bu hafta biraz sizde bu var. Yani sabah Evet istiyorum. Olur dediğiniz şeye öğlen "Dur bir düşüneyim." deyip akşam vazgeçtim diyebilirsiniz. Ertesi sabah "Ya ben bir daha düşündüm de tamam." diyebilirsiniz. Yani böyle çok fazla düşünceleriniz bu aralar değişebilir. Onu söyleyeyim. Yani hemen arkadaşlarınız çağırdı, bir olay oldu, çocuklarınız bir şey istedi, hemen tamam, olur ya da hemen hayır demeyin. Dur bir düşünelim diyeyim. Birkaç gün hatta düşünün. Ondan sonra karar verin. O zaman şöyle söylerler. Aman sen de hiç karar veremiyorsun. Hiç çözüm odaklı değilsin. Sürekli değiştiriyorsun. Bilmem ne bu tarz bir yaklaşımla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerde bu arada çok güzel bir dönem. Şurada çok güzel bir konuşma var. Özellikle çocuklu evler için söyleyeyim. Sizden çıkan bir fikir karşı taraftan onaylanıyor. Çocuk ya da çocuklarla ilgili diyebilirim bu bir. İkincisi eğer bir çocuk bekliyorsanız yine sizden çıkan bir fikir var. Bu karşı tarafça onaylanabilir. Onun haricinde evliyiz ya da evli değiliz. işte ilişkimiz var ya da eski partner hiç fark etmez. Çocuğu olmayan herkes için şimdi söylüyorum. Yani ilişkinizin olup olmaması ya da evli olup olmamanız önemli değil. Burada şöyle bir şey var. Hayatınıza evet kimse yoksa birisi karşınıza gelebilir. Tam da düşündüğünüze yani ben aktarıyorum. A diyorsam A anlıyor. Yani ben A deyip de Z anlamıyor. A diyorsam A anlıyor. B diyorsam B anlıyor. Aynı şekilde ilişkinizde kim varsa ben ne söylüyorsam Karşımdaki onu anlıyor. Daha önceden beni anlamıyor diye işte ben lep demeden çorumu anlaması gerekiyor. Yani lepten leblebi değil ben çorumu anlamasını istiyorum. Yani beni çözsün bakışımdan kalk mı diyorum, sus mu diyorum bunu anlasın istiyorum diyorsanız bu dönemde karşınızdaki insan sizi anlayabilir ya da dediğim gibi hayatınıza gelen insan ikili ilişkide sizi anlayacak bir insan. Onu da ayrıca söyleyeyim. Bir de buradaki çocuğun durumu şununla alakalı. Burada yeni bir şey, bir hareket, bir davranış kendisini gösteriyor. Dediğim gibi anlaşılmayı bekliyorsunuz ve bu dönemde gerçekten anlaşılıyorsunuz. Hem davranış hem karakter hem istekler. Bununla alakalı bir durum. Şöyle devam ettiğimde burada bir insan var. Sanki böyle elini arkaya attığı için burası dirseği de sırtını kaşıyor gibi görünüyor. Ama yüzüne baktığımda arkadaşlar ben bu suratta şey görüyorum. Sanki böyle bir iskelet suratı gibi bir kuru kafa gibi bir kafası var. Yani normal hani bir insan suratı gibi değil de biraz daha değişik görünüyor. Tam da gelecek kısmı. Aslında bedeni çok da geniş yani. Şimdi şöyle Kuru kafa genellikle bir şeyde sizin fikrinizin olmaması demek. Yani para var, dolu ama ne yapacağımı bilmiyorum. Beni çok sevdiğini söylüyor. Ben de seviyorum ama evlenmek istemiyorum. Bir şey de diyemiyorum şimdi. Bunun gibi. İşte çocuğum çok başarılı şöyle yap böyle yap. Evet yapıyor da ama bir şey var ben memnun olamıyorum. Ya da çalışıyorum. Evet. Altı dolu. Ama hiçbir şey olmuyor yani. Hani boş boş. Yani yok. Yani bir fikir üretemiyorum. Her şey tamam. Okey. Hazır. Ama iş uygulamaya geldiğinde, iş tamam evet demeye geldiğinde biraz duruyorsunuz. Bakın az önce farkındaysanız şöyle bir şey konuştuk. Yani çıktığı için söylüyorum. Ee, çok hızlı bir karar değiştirme olayınız olabilir. Bakın bir şeyler demek ki kafanızda tam olarak şekillenmeden hatta dedim ya iki gün falan bir düşünün. Iki, üç gün hatta düşünün. O yüzden kafanızda bir şeyler tam oluşmadan Dedim ya kuru kafa birazcık böyle oluşmamış yok yani o etrafında et yok, beyin yok, bir şey yok. Yani oluşmamış sadece iskelet var, sadece taslak var. E, çok değişkenlik gösterebilir. O yüzden burada kararsızlık demek. Demek ki sizler birazcık bu dönemde para olsun, aşk olsun, iş olsun var ama kararsızsınız. İşte bu kafa tasının sadece taslak olduğu için, etrafı daha dolu olmadığı için her söylediğiniz şey değişebiliyor bir taslak gibi. Bakın gördünüz mü fincan nasıl birbirini tamamlıyor. Bir şey varsa aklınıza iyice araştırın bakın edin gidin görme şansınız varsa görün gidin 50 defa sorun konuşun. Aklınıza yatsın sonra aklınızdan çıksın. Vazgeçin, edin. Ama 3-5 kere arka arkaya evet 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 diyorsanız tamamdır artık. Ya da bir şey hayır olmasın istemiyorum yani sürekli içinizde bir istememe olayı varsa demek ki istemiyorsunuzdur, bitirirsiniz. O yüzden demek ki bir şeyler yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor ki gelecek kısmında olduğu için bir şeyler tamam ama karar verme aşaması net değil. Bir şeyler demek ki bu dönemde sizin elinizde. Onun haricinde şurada 3-4 kişisiniz. Bir kişi de kollarını açmış şu beyaz şöyle harman dalı oynar gibi böyle bir oynama durumu var. Bu tabii ki çok büyük bir mutluluk demektir. Dans edecek kadar hani mutlu olduğunuzu böyle zıp zıp zıplayacak kadar hani bir mutluluk olmasını anlatıyor. Ki buna da 3-4 kişi eşlik ediyor diyebilirim. Ama sol tarafta olmasının sebebi ki gelecekle alakalı şöyle sizi bir şeyler demek ki endişelendiriyor. Ben evlenip gideceğim ailem burada ne yapacak? İşte çalışmak için başka yere gideceğim. Şunun için başka bir yere gitmem gerekiyor. Bu parayı aslında ben şu kişi için harcayabilirim. Ama başka bir şey var. Borcumu ödemem lazım. Hani çoluğum çocuğum bir şey istiyor ama borcu öder öderim ondan sonra alırım. Ama çocuğumun istekleri arka planda kalacak. Sanki önceliği ona vermiyormuşum gibi görünebilir. Yani bunlar anne baba olunduğunda tabii ki çok büyük burada laf gibi görünüyor ama içte sıkıntıya neden olabilir. O yüzden biraz bu tarz bir şeyler düşünme olayı var. İşte çocuğum gidecek, ben burada ne yapacağım? Ben gideceğim. annem babam burada ne yapacak? Yalnız kalabilirler. İşte kardeşimle yaşıyordum. Ben buradan gidersem, edersem o burada yalnız kalacak. O zaman ne yapacak? Yani bakın bunlar şu an için çok dediğim gibi laf söz hani dümdüz bir şey gibi görünebilir ama böyle bir bir şeyleri geride bırakıp bir sürece girme, güzel şeyler için. Oh oynadık, ettik ama ben birilerini geride bırakmam gerekiyor oynadık ettik para geliyor diye ama tamam borçları kapatacağım. Ama o olana kadar tabii ki çocuklarıma bilemiyorum belki bir şeyler alamayacağım. Onların isteklerini arkada bırakacağım. Bunun gibi bir şey var. O yüzden güzel ama biraz dediğim gibi bunun da bir stresi var. Şöyle bir devam ettiğimde iki kişi var arkadaşlar. Biraz hani aranız limoniymiş muhtemelen arka planda ama iki kişi sanki size doğru böyle bir giriş gösteriyorlar. Çünkü sizinle Böyle kilolu birisi, özellikle birisi kilolu, iki kadını olduklarını düşünüyorum. Birisi diğerinden daha kilolu, diğeri belki biraz daha zayıf olabilir ama e, sanki bir şeyler konuşmak istiyorlar da buradan böyle bir geliş gösteriyorlar. Ben o şekilde gördüm. Ama kapınız kapalı herhalde çünkü ağrısı çok koyu. Şöyle bir bakıyorum, burada birisiyle bir para konuşuyorsun. Sadece para yani, hani iş meslek değil. İlgilendiriyor olabilir ama para. Yani ne iş yapacaksın değil. Kaç para kazanacaksın? Bu parayla ne yapacaksın? Bir para gelecek işte nasıl gelecek? Mahkeme meşru mu bu mu? Değil. Bu parayla ne yapacağız? Bu para, 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 para. Sadece para konuşuluyor. Yani olay konuşulmuyor. Nereden geldiği değil. Sadece para. Bu baya yani baya işte üçünü şuraya, beşini buraya. Bunun gibi sadece böyle paranın konusu değil. Paranın matematiksel durumu. Biraz daha aranızda konuşuluyor ve dediğim gibi bakın bir şeyler yağmaya başlamış ki hani başlamış diyorum illaki geleceğinden dolayı değil ama yolu bakın var. Ama tam olarak haneye ulaşmıyor yani onu da görüyorsunuz zaten. Şöyle bir bakıyorum. Hane biraz aydınlığa çıkıyor. Yalnız keşke hane bu kadar açılmasaydı. Neden diyeceksiniz? Hane ne kadar açılırsa o kadar hanede konuşulan şeyler bir mutluluk ne varsa dışarı çıkar. Evet sizin haneniz yuvanız çok temiz görünüyor fakat şöyle bir şey var. Bir kaç şey geliyor ya. Yani hanenizdeki olayları dışarıya taşıyan biri var mı? Şimdi siz, siz eşinize söylersiniz, eşiniz annesine söyler, onun annesi, babası, kardeşi, arkadaşlarına anlatır. Sizin aynı şekilde aileniz var mı böyle birisi? Hangi taraftan oldu? Sizin çocuğunuz mu yapıyor bunu? Önemli değil. Kim oldu önemli? Ya da diyeceksiniz ya ben arkadaşlarla konuşurken anlatıyorum. Mümkünse anlatmayın. Çünkü hane içi biraz fazla açılmış. Bir şey yapıyorsanız, bir niyetiniz varsa kendinize kalsın. Ya da hanedeki şeyleri dışarıya taşıyan birisi varsa ona söylemeyin. Sen çünkü dışarıya taşıyorsun. Herkese söylesin sonra zar değiyor işimize, ilişkimize, paramıza. Zaten dediğim gibi bir iki kişi falan bir şeyleri hallediyorsunuz. Böyle olabilir. Ha dediğim gibi bir de şurada birileri dedim ya biraz birileri koyu renk görünüyor. Gönül koyabilir. Arkada bırakmanız gerekiyor. Belki bir planınız var ve gerçekten hani böyle çok değer verdiğiniz şeyler sırf sohbet olsun diye belki ortamlarda anlatıyor. Ama onu konuşma, bunu konuşma. Neyi konuşacağız? deyip de konuşuluyor ya bazen aşağı i̇şte akrabalar, aile ortamı, işte arkadaşlar derken. İşte burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu temizlik biraz üzerine yük alabilir. Ve dediğim gibi eğer böyle yapan birisi varsa ona söylemeyin. Birilerini dışarıda bırakın. En azından olana kadar söylemeyin. Yani sürece bari nazar değmesin. Ve bakın burada sağ tarafta birisi bir şey böyle havaya kaldırıyor. Yani bir zafer durumu da var. Üç tane birden maşallah maşallah maşallah. Üç tane de maşallahını hediye ediyorum sizlere. Gayet güzel bir akış var. Şu bakın karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir kadın var burada. Bir pabuç var. Uzun süreli bir iş. Ve gayet güzel bir getirisi var. Şu ikisi de arkadaşlar yine bakın bir tanesi karşılıklı konuşma ama bir tanesi daha bireysel olan. Üç tane niyetiniz birden görünüyor. Şu zaten çok yani hızlı aktı. Hani akmaya dünden razı. Diğerleri de gayet güzel bir ilerleme gösteriyor. Bir de buradan bakın bir şans var. Çünkü biz oradan akıtmadık normalde ama kendi akmak istemiş. Bu da bir şans ve fırsat. Benim sizler için güzel arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.